Herkese iyi hafta sonları. Soru cevap yapalım mı biraz? Çok teşekkür ederim. Soruların geneli ve istekler böyle. Ne kadar güzel. Ben de sizleri çok özledim. Ama iyi projeler okuyorum bu ara. Yani yakındır diyelim inşallah. Ben doğru bulmuyorum açıkçası. Yani 30 yıl olmadı ama 25 yıldır bu sektördeyim ve hiç özel hayatımla ilgili gündeme gelmedim. Gelmem. Hiçbir magazin programında falan özel hayatımı anlatmam. Anlatmadım. Büyük konuşmayayım ama yani yıllarca bunu korumayı başardım. Sanırım korumaya devam edeceğim. Ama tercih meselesi. Yani bunu paylaşan insanlara karşı da saygım sonsuz. Tercih. Uyumayı çok seviyorum. Köpeğimi sevmeyi çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum. Onun sevgisi bambaşka. Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Yani ilk üç olmasa da ilk beştedir bunlar. 3 haftadır içmiyorum. Ama kolay bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Sigarayı bırakmaya çalışanlar beni anlayacaktır. Yani o bir ay geçtikten sonra bütün o yoksunluk belirtileri, hisleri kayboluyor diyorlar. Umarım öyle olur. Gün içinde 4-5 kere aklıma geliyor. Sigara içen insanlar görünce bakıyorum. Ne güzel içiyorlar diyorum. Ama tabii iğrenç bir bağımlılık. Çok kötü. Ben yani 16 yaşımdan beri içtiğim için çok kolay olmuyor tabii bırakmak. Ama içmeyeceğim. Bu süreçte olan herkese de güç irade diliyorum. İçmeyelim. Yemek deyince de anne yemeği değil mi? Anne yemeği acayip güzel bir şey. Fakat tabii çalışırken ve anneden uzak olunca, kendiniz de yemek yapmayınca aklıma ne geldi? Çok seviyorum yani yıllardır. Gençliğimden beri en çok sevdiğim yemek diyebilirim. Ispanak. Yoğurtlu ıspanak. Dünyalıyım. Konyalı değilim bir kere, onu söyleyeyim. Yani Konyalı'da olabilirdim ayrıca ama değilim. Şöyle ki babamın zorunlu görevleri yüzünden biz çok şehir değiştirdik. Mesela abim de Ağrı doğumluydu. Ben Konya'da doğdum vesaire. Ama Konyalı değilim. Olabilirdim. Konyalılara da selam. Yani ben de birçok insan gibi sağlık sebebiyle bıraktım. Kimse o noktaya gelmeden sigara içenler varsa gerçekten bırakın. Öyle bıraktım. Daha önce de bırakmıştım. Bir 6 ay, yok 3 ay içmemiştim. Sonra çok kilo alınca maalesef bu da bir aptalca bahane oluyor. Tekrar başlamıştım. Ama bu sefer kilo da alsam başlamayacağım diye kendime söz verdim. Başlamayacağım. Yok öyle maça giden fanatik bir taraftar falan değilim. Yani benim dedem Fenerbahçe'nin kurucu üyelerinden. O yüzden biz ailece Fenerbahçeliyiz. Fakat en son ne zaman maça gittin derseniz babamla yıllar evvel Rıdvan'ın jübilesine gitmiştik. Bursaspor'la mıydı maçı? Samsun muydu? Emin değilim. Ama Rıdvan'ın jübilesiydi. Yeni yerler görmek, yeni kültürler keşfetmek, yeni lezzetler tatmak. Yani seyahat etmeyi çok seviyorum.